bütün ülkelerde insan topluluklarının temel uğraşı kağıt oyunlarıdır. İnsanlar meşgul olacak düşünceleri olmadığı için kağıtlarla uğraşırlar ve birbirlerinin paralarını kazanmaya çalışırlar. Bu, dünyaya ve iş hayatına bir hazırlık olduğunun söylenebileceğine işaret eder. Çünkü bir kimse böylelikle tesadüfi ama değiştirilemez koşulları nasıl zekice kullanabileceğini, bunlardan mümkün olduğu kadar kazançlı çıkmasını ve bunu yapmak için bir insan bir miktar riyakarlık ve kötü bir işe nasıl iyi bir yüz takınabileceğini öğrenir. Fakat diğer yandan tam da bu sebepten ötürü kağıt oyunu bu denli ahlak bozucudur. Çünkü oyunun bütün amacı her türlü hile ve aldatmaya başvurarak başkasına ait olanı kazanmaktır. Ve oyun masalarından kapılan bu türden bir alışkanlık ait olduğu yerden dışarı çıkıp günlük hayata karışır. Ve günlük hayatın işlerinde insan yavaş yavaş artık öyle bir noktaya gelir ki başkalarına ait olanı hemen hemen kağıtlarla aynı şekilde görmeye ve sahip olduğu üstünlükler her neyse onları adaletin pençesi ensesine yapışmadığı sürece en son noktaya kadar kullanması gerektiğini düşünmeye başlar. Kastedilen kimselerin örneklerine ticaret hayatında her gün rastlanır. Şu halde bir insan kendi kendisini idrak ettiği ya da kendisine malik olduğu için boş vakit hayatın çiçeği, daha doğrusu meyvesi olduğuna göre kendilerine gerçek bir şeye sahip olanlar hakikaten mutludurlar. Fakat insanların çoğunun boş vaktinden ne elde edersiniz? Korkunç bir şekilde canı sıkılan ve kendi kendisine yük olan, işe yaramaz bir insan.